Merhaba arkadaşlar. Şimdi ise OBEB-OKEK problemlerine başlıyoruz. Evet, OBEB-OKEK'i işledik. Oranın cebir kısmını gördük. Daha sorular çözeceğiz. Farklı soru tipleri de var. Onları da göreceğiz. Bu ünitenin bitimiyle beraber tarama sınavımız var biliyorsunuz. Sonra tarama sınavının çözüm dersi olacak biliyorsunuz. Orada pekiştirmiş olacağız. Geçen hafta temel kavramlarda yaptığımız gibi. OBEB-OKEK problemleriyle beraber bölme bölünebilme ünitesi bitmiş oluyor. Yeni ünitemizi rasyonel sayılar olarak biliyorsunuz arkadaşlar. Yeni ünitemiz geliyor. OBEB-OKEK ile ilgili olarak sizin de bugün bol bol soru çözmenizi istiyorum. Problemlere gelince şimdi burada şunu bir kere bilmek gerekiyor. En baştan beri söylediğim bir şey var arkadaşlar. OBEB evin yaramaz çocuğu. Bir yaramaz ki. OKEK ise evin olgunu demiştim arkadaşlar. Hatırlayın. Tamam. Şimdi size bir şey söyleyeceğim. Bir soru, OBEB-OKEK problem sorusu 3 aşamalıdır. 3 aşamalıdır. Problem olduğu için öncelikle arkadaşlar bu sorunun OBEB mi OKEK mi olduğunu anlayacağız. Yani pardon, o sorunun OBEB-OKEK sorusu mu yoksa OBEB-OKEK sorusu değil mi onu anlayacağız. Hocam nasıl oluyor ki OBEB-OKEK ise OBEB-OKEK'tir zaten. Bazen sorular OBEB-OKEK gibi gözükür ama OBEB-OKEK'ten çözülmez. Seni kandırır. O bir sayısal mantık sorusudur ve DGS'nin de konusudur. O yüzden ilk aşamada o soruyu OBEB-OKEK olduğunu anlamanın bir yöntemi var. O yöntem ise şudur. Ya kelime olarak ya da mana olarak eşit, eş, özdeş, aynı kelimelerinin olması ya da manasının olması gerekiyor. Yani sen bir odayı ya da bir büyük sınıfı eşit karelere bölmüyorsan, eşit kare bölmelere, eşit kare küçük etüt sınıflarına bölmüyorsan OBEB-OKEK olmuyor. Eğer sen bir karton mukavvayı eşit küçük kare parçalara, eşit küçük kare parçalara ayırmıyorsan OBEB-OKEK sorusu olmuyor. Sen kibrit kutularından kale yaparken bir küçük kibrit, bir büyük kibrit kutusunu kullanıyorsan OBEB-OKEK olmuyor. O yüzden öncelikle eşit, eş, özdeş, aynı kelimelerinin olması ya da manasının olması gerekiyor. Hocam manasından kastınız nedir? Manasından kastım şu. Bazen eşit, eş, özdeş kelimelerini görmüyor öğrenci. Hocam OBEB-OKEK sorusu değildir diyor. Halbuki manası içinde gizli. Mesela dese ki bize 3, 5 ve 6 santim ebatlarındaki kibrit kutularından bir kale yapılacak diyorsa, burada şunu dememiş sana, 3 aynı olan 3, 5, 6 santim ebatlarındaki kibrit kutularından dememiş de, aynı kelimesini kullanmamış da, 3, 5, 6'lık kibrit kutuları demişse zaten aynı olduğu belli değil mi? Kibrit kutularından, larından. Zaten aynı kutular. O yüzden biz eşit, eş, özdeş kelimesinin anlamını da bulursak OBEB-OKEK sorusu oluyor. Birinci aşama bu. Bunu sorularda göreceğiz. İkinci aşamaya gelince. İkinci aşama ise arkadaşlar neyi biliyor musunuz? O soru OBEB'den mi çözülüyor, OKEK'ten mi çözülüyor? O sorunun OBEB ya da OKEK olduğunu anlamak gerekiyor. Evet, soru OBEB-OKEK sorusu. OBEB-OKEK sorusu. Ama OBEB mi sorusu, OKEK mi sorusu? Bunu da anlamanın yöntemi hemen biraz sonra göstereceğim arkadaşlar. Üçüncü aşamayı da söyleyeyim, anlatmaya geçeyim. Üçüncü aşama ise bunun çözülmesi. Ama çözülürken acaba soru çevre sorusu mu, alan sorusu mu, hacim sorusu mu, çuval teneke sorusu mu? Üç aşamadan kastım bu. Burada geometri devreye giriyor. OBEB-OKEK'i bazıları sevmez problem kısmını. Çünkü işin içerisinde geometri vardır. Ebatlar vardır, alan vardır, hacim vardır, yükseklik vardır. Ama şunu söyleyeyim size, sakın ola sakın şunu düşünmeyin. Hocam benim geometrim zayıf, burada sıkıntı mı yaşayacağım? Hayır, kesinlikle hayır. Burada geometri bize yüzeysel bilgi lazım arkadaşlar. Yüzeysel bir bilgi lazım. Şimdi bu sorunun OBEB-OKEK olduğunu anlamanın yöntemini göstereceğim şimdi size. Pür dikkat dinleyin. Bunun belli başlı anahtarları var arkadaşlar. Anahtar diyorum ben onlara. Ney mesela bunlardan bir tanesi? Hemen söyleyeyim.
OBEP ve OKE'yi ikiye ayırdım. Ben bu tabloyu aşağı yukarı 10-15 sene önce aldım diyeyim. Tam tarih hatırlamıyorum. O zaman Kayseri'deydim. Demek ki 10 seneden fazla olmuş. Şimdi arkadaşlar, soruda en az kaçtır ibaresi varsa, sorunun yükleme kısmında en az kaçtır varsa OBEP, soruda en çok kaçtır varsa OKE. Şimdi bunu anlattığım zaman öğrencinin çok hoşuna gidiyor. Hocam bu iyiymiş, yeter bana diyor. Bu öyle bir anahtar ki her kapıyı açmıyor. Onu söyleyeyim size. Her kapıyı açmıyor. Bu çok nadiren açar kapıyı. Hocam niye verdin? Ya işte ne olur ne olmaz. Bazen olur ki açar kapıyı. Ben şimdi size daha önemli anahtarlar vereceğim. Sorunun OBEP ya da OKEG olduğunu anlamanız için. Tamam mı? Nedir bu biliyor musunuz? İkinci anahtara baktığımız zaman işin içerisinde bölme, parçalama, ayırma varsa OBEP, birleştirme, yan yana, üst üste iş getirme işlemi varsa OKEG. Hocam ben bunu unuturum. Unutulacak hiçbir şey yok söyleyeyim size. OBEP kardeş değil miydi kardeş? Bildiğin kardeş. Yaramaz. Evin yaramazı kardeş. Bak buraya yazıyorum. Yaramaz kardeş. Bu kimdi? Olgun, uslu, abi, ablaydı arkadaşlar. Değil mi? Şimdi size bir şey söyleyeceğim. Hatta konuşarak gidelim. Aranızda kardeş olan var mı? Aranızda da böyle bir 6-7 yaş, 8 yaş, 5 yaş olacak. Kardeş olan var mı? Var. Hepimizin varmış demek ki. Hatırlıyor musunuz? Küçükken hep şöyle bir şeyle karşı karşıya kalırsınız. Şimdi ben de yapıyorum. Tabii yapmamak lazım ama anne babalar yapıyor. Hatayı genelde büyüklerden ararız. Oğlum sen büyüksün, kızım sen büyüksün, yapma, o daha küçük, o daha küçük kelimelerini anne babanızdan duydunuz mu, duymadınız mı? Duydunuz mu? Duyduk, muhakkak duyduk. Oo, benim haddi hesabı yok duyduğumun. Şimdi oğlum da duyuyor, yazık. İki tane kardeşi var. Peki bir şey söyleyeceğim. Onların dağıttığı, onların parçaladığı, onların bozduğu oyuncakları, sizin ödevlerinizi, sizin kağıtlarınızı, evde işe yarayan şeyleri parçaladığı zaman birleştirmek, yan yana getirmek, toplamak size düşmedi mi ya? Size düşmedi mi? Size düştü. Siz yaptınız, o bozdu, o dağıttı, o parçaladı, sen topladın. Düşünsene senin bir ödev kağıdın var, okula götüreceksin, paramparça etmiş. Bölmüş, parçalamış, ayırmış. Yarın ödevi götüreceksin. Sonra onu bantlıyorsun. Bunu paraya da yaparlar. Sonra onu bantlıyorsun sen, birleştiriyorsun. Hatırlayın bunu. Daha sonra anımsayın bunu. Ve bu çağrışımla bu OBEP, OKEG problem konusuna getiriverin. Getiriverin. Kardeşim dağıtıyordu, bölüyordu, parçalıyordu, ayırıyordu o OBEP. Ben de onun dağıttıklarını yan yana üst üste getirip birleştiriyordum. Doğru mu değil mi? Aklımızda kalır mı kalmaz mı? Aklımızda kalır mı? Hasta hasta beni bağırttırmayın. Kalır değil mi? Tamam. Ya Allah bismillah. Bak şimdi izle. Bölme, parçalama, ayırma işlemi varsa OBEP kardeş yaramaz. Of! Birleştirme, yan yana, üst üste getirme işlemi varsa OKEG sen, abi, abla. Ha, aranızda kardeş olan varsa, yani evin küçüğü olan varsa o kendini OKEG'e koymasın. O OBEP. OBEP yaramaz çocuk, yaramaz küçük. OKEG büyük, olgun, uslu. Bu parçalar bu yan yana üst üste getirir. Tamam mı? Bu bütünden parçaya gider, bu parçadan bütüne gider. Yazık bu bütünü parçaya ayırır, bu yazık. Daha doğrusu bu yazık değil. Bu aman ne yazığı. Bütünden parça ayırır. Yazık bu da parçadan bütüne doğru götürür. Anlaşıldı mı arkadaşlar? İnşallah anlaşıldı. Aklımızda kalır. Tamam mı? Bölme, parçalama, ayırma, OBEP, yan yana üst üste getirme, birleştirme, OKEG. Süper. Bir de benim şurada kullandığım bir tane daha yöntem var arkadaşlar. En alt anahtarı da orada göstereyim. Bakın şimdi iyi izleyin. O da en alt anahtar. O anahtar da şöyle bir anahtar arkadaşlar. En altta bakın görüyorsunuz. Verilen ebatlar küçük, istenen büyükse. Şimdi mesela bize küçük küçük kibrit kutularının ebatları verilir, tamam mı? Tamam mı? Burada unutmayın. Küçük ebatlar verilir.
Tamam mı? Çünkü verilen şeylerde mantık şudur. Hani işin içerisinde bölme parçalama varsa şurada senin bulduğun küçük küçük ebatlar olmuş olur. Doğru mu? Gerçi burada şöyle düşüneceğiz. Verilen ebatlar büyük verilip bize küçük istenme mantığı kafanız karışmasın. Burada şunu söylüyorum ben size. Yani buradaki mantık şu. Buradaki bizim bölme parçalama ayırmada bize şuraları verirken mesela ben bir kutuyu bölüyorum. Şurada diyelim ki 20 verildi, burada 10 verildi, burada 8 verildi. Benim içinde bulacağım parçalar küçük olacak. O zaman şöyle diyelim, bu da hata olmasın. Verilen ebatlar büyük, istenen küçükse diyelim. Bu muhtemelen bizim dizgicimizin hatası, istenen büyükse. Tamam. Burada bu da aklımızda kalabilir belki ama işin içerisinde bölme, parçalama, ayırma varsa OBEP, İşin içerisinde birleştirme, yan yana, üst üste getirme varsa okey. Anlaşıldı mı? Peki. Şimdi gelelim. Şuraya bir tane, nereye? Buraya yapayım. Yeni bir sayfa açmayayım isterseniz. Bakın şimdi arkadaşlar. Çevre, alan ve hacim diye burada 3 tane geometri lazım bize. Çevre, alan, hacim. Çevre, alan, hacim. Tamam mı? Şimdi çevre nedir? Alan nedir? Hacim nedir? Şimdi çevre dediğimiz şey arkadaşlar, OBEP OKEK'te bir bahçenin etrafına ağaç dikilebilir. Mesela buralara ağaç dikilebilir. Tamam, şöyle. Şöyle ağaç dikilebilir arkadaşlar. Tamam. Ya da tel direkler dikilebilir. Şöyle. Tamam, tel direkler dikilebilir. Bu gördüğünüz çevrede mantık şudur. Genelde dikdörtgen verilir arkadaşlar. Çevre şudur. 2A artı B. Yani 2 çarpımında A artı B. Niye? Çünkü bu bahçenin şunlara A ise şunları B'dir. Genelde dikdörtgen verilir. A'ların toplamıyla B'lerin toplamı bize çevreyi verir. Bunu bütün sınıf biliyor mu? Bunu bütün sınıf biliyor mu arkadaşlar? Çevreyi herkes biliyor mu? Biliyor değil mi arkadaşlar? Çevreyi bilmeyen yok aranızda. Peki. Şimdi geldim alana. Alan dediğimiz şey de bu bahçeyi düşünün. Bu bahçenin arkadaşlar içerisi karık karık, bizde karık derler, sizde de karık denebilir belki. İçine mesela buraya maydanoz ekleyeceğiz, buraya tere ekleyeceğiz, buraya roka ekeceğiz, buraya dereotu ekleyeceğiz. Mesela buraya reyhan ekeceğiz, buraya sarımsak ekeceğiz, buraya soğan ekeceğiz. Tamam mı arkadaşlar? Buraya da ne ekelim? Buraya da hadi fesleğen ekelim. Tamam. Bakın karık karık bölmüşüm. İşte ben burada alan kullanmak zorundayım. Şu A'dır, şu B'dir diyelim. Alan nasıl bulunur? A çarpı B ile bulunur arkadaşlar. Alanı herkes biliyor değil mi? Kısa kenarla uzun kenarı çarparsak alanı buluruz. Doğru mu arkadaşlar? Doğru mu? Tabii bunu bir paralel kenar gibi düşünmeyin şu anda. Doğru mu? Dikdörtgen bahçeye biraz yan çizin de siz görün diye çizdim. Peki süper. Hacim de ne biliyor musunuz? Mesela bir depo düşünün. Şöyle bir depo olsun. Hacim olunca 3 boyut oluyor biliyorsunuz. Şurada kapısı olsun. Bu da depo arkadaşlar. Bakın burada bir tane A var. Burada bir tane B var. Şu kısmı şöyle düşünün arkadaşlar. Tamam mı? Demek ki şöyle yapalım. Demek ki şu uzun kenar A, şu kısa kenar B. Aynı bunun gibi olduğu. Fakat bir de burada ne var arkadaşlar? Yükseklik var. Ona H demeyelim de C diyelim. Hacim olunca A çarpı B çarpı C oluyor arkadaşlar. Hacim olunca 3 boyut oluyor. En, boy, yükseklik. Bu üçünün çarpımı oluyor. Tamam mı? Mesela bunda metre kare vardır. Kilometre kare vardır. Mesela bunda ise metre küp vardır. Kilometre küp vardır. Ama bunda ise sadece metre vardır ya da kilometre vardır. Çevre olunca bir tane ebat oluyor. O da metre diyorsun. Alan olunca metre kare diyorsun. Hacim olunca da metre küp diyorsun. Çünkü bakın unutmayın. Hacimde A çarpı B çarpı C. Alanda ise A çarpı B var. Çevrede ise iki tane A artı B var arkadaşlar. Şimdi bütün sınıf çevreyi, alanı, hacimi biliyor. Doğru mu artık? Biliyor mu? Bütün sınıf biliyor mu? Duymak istiyorum. Peki, şimdi size bir şey söyleyeceğim. Bir soru daha soracağım size. Evinizde, siz küçükken, şimdi de olabilir de, genelde küçükken olurdu.
Yani yıllar evvel küçükken derken, eskiden evler 3 artı 1'e pek fazla yoktu yıllar evvel. Mesela biz de 2 artı 1 evlerde büyüdük, Gecekondu'da büyüdük daha doğrusu. 2 artı 1 evlerde büyüyenler daha iyi bilecektir. Evde çocuk sayısı da şimdiki gibi olmuyor. Biraz daha fazla oluyordu. Şimdikiler akıllandı. Ben akıllanmayanlardan 3 tane yaptım. Bir tane de anne karnında vefat etti. 4 olacaktı. Şimdikiler akıllı. Eskiden çocuk çok fazlaydı evlerde. Odalar yetmediği için ranza konurdu, bilir misiniz? Mesela Ali 7 kardeşmiş. Ranza vardı değil mi arkadaşlar? Yani tabii ranza derken şehirde oturanlar için. Köyde oturanlar yer yatağında 7 kardeş yatarlar. Ranzayı bilir misiniz, ranza? Şimdi de var. Yani eskiden divan ve döşek vardı. Somya vardı, somya. Bilir misiniz, somya? Bizim de evimizde vardı. Hatta somyaların kırletleri içinde saman olur mu? Saman olur. Yani ben de hatırlıyorum da çok fazla kullanılan zamanları söylüyorum. Saman olurmuş. 80 ihtilalinde annem camdan işte bize kurşun gelmesin, çocuğum küçük diye o somya kırletlerini camın önüne koyarmış ki bir kurşun sekerse sağ sol oralarında eve gelip de çocuğu vurmasın gibilerinden o somya yastıklarını, kırletlerini camın önüne koyarmış arkadaşlar. Nereden nereye ya, şuna bakar mısınız? Neler görmüş bu ülke, neler. Evet, şimdi arkadaşlar ranza ile ne alakası var peki bunun? Ranza ile bunun ne alakası var? Şimdi gelelim mevzuya. Ranza ne ola ki? Arkadaşlar şöyle bir şey olsun. Şu ranza olsun, tamam mı? Şurası ranzanın üstü olsun. Ranzanın üstü. Şurada ranzanın altı olsun. Bir başka de işte burası pay. Şurası da payda. Tamam, ranzanın üstü, ranzanın altı. Tamam mı? Aklınızda bulunsun. Ranzanın üstü, ranzanın altı. Peki evinde ranza olanlar kimlerdi? Bir tanesi yazsın arkadaşlardan. Hah, Furya. Kardeşinle beraber mi kullandın? Kardeşinle beraber kullandın. Üst kat senindi. Kardeşin de aşağıda mı yatıyordu? Kesin. Neden olduğunu söyleyeyim. Sakın sanma ki o yukarı çıkamaz. Söyleyeyim. Senin bacakların, kolların, ellerin anne babamıza göre çelikten ama küçük kardeşlerimizinki kıkırdaktan. Bizimkisi kırılmaz. Küçüklerinki ise kırılır. Ben de yukarıda yattım. Anne ben düşersem, oğlum sen büyüksün. Niye, benimki kemik değil mi? Kırılmaz mı? Dolayısıyla biz büyükler yukarıda yattık. Küçükler ise aşağıda yattı. O zaman şunu diyelim. Yukarıda büyükler yatar. Düşerse ölsün diye. Aşağıda da küçükler yatar. Bir de küçükler yukarıda yatarsa, altına işerse sıkıntı olur tabii ki. Büyükler yukarıda, küçükler aşağıda yatar. Peki bir şey söyleyeceğim size. Büyük bu konuda neydi? Büyük bu konuda neydi arkadaşlar? Büyük ne demekti büyük? Olgun, abi, abla. Neydi? Okey. Küçük olan neydi? Obet. Değil mi? Tamam. Ranzanın altında obet yatar, ranzanın üstünde okey yatar. Tamam. Bunlar bitti. Şimdi gelelim mevzuya, başlayalım. Benim bu tablom çok güzel arkadaşlar. Benim bu tablom çok güzel. Şimdi sevgili arkadaşlar, gelelim tabloyu kullanmaya. Şimdi OBEP buraya yazayım, OKEK buraya yazayım. Yukarıdan gözükmüyor çünkü. Arkadaşlar çevre soruları, çuval soruları, teneke sorularını bir grup yaptım. Şurada alan var, bir altında da hacim var. Büyük yaptığım için gözüksün diye şu anda hepsi birden gözükmüyor. Çevre, çuval, teneke aynı tür sorular. Çevre, çuval, teneke aynı tür sorular. Aynı tür. Alan farklı bir soru, hacim farklı bir soru. Ama çevre, çuval, teneke üç kardeşler. Aynı gruptalar. Aynı şekilde çözülüyorlar. Soruları çözülüyor. Tamam. Şimdi size bir güzellik yapacağım. Çevre, çuval, teneke sorularının okek soru tarzı yok. Bu hoşunuza gitti herhalde. Demek ki çevre sorusu görünce OBEP, çuval sorusu görünce OBEP,
Teneke sorusu görünce OBEP. Anlamaya gerek yok. Bölme, parçalama, ayırma olunca OBEP oluyormuş da birleştirme olunca OKEP. Gerek yok. Burada unutmayın, çevre sorusu varsa, çuval sorusu varsa, teneke sorusu varsa bu soru OBEP sorusudur. OKEP soru tarzı yoktur. Burada anlaştık. Nasıl çözülüyor? Çevreyi OBEP'e bölüyorsun. Çuvalların toplam ağırlığını OBEP'e bölüyorsun. Tenekelerin toplam ağırlığını OBEP'e bölüyorsun. Bir tane OBEP'e bölüyorsun. Ranzanın altı. Yani şöyle düşünün arkadaşlar. Çevre bölü OBEP. Çuvalların toplamı bölü OBEP. Tenekelerin toplamı bölü. Mesela dört teneke olsun bu sefer. Bölü OBEP. Lütfen bu soruları bir tane OBEP'e bölün. Bir tane. Çünkü ben size şey demiştim. Bunlar metre oluyor demiştim. Şuradakiler metre kare oluyor demiştim. Hacim ise metre küp oluyor demiştim. Bakın burada metre üzeri bir yazıyor. Bir tane OBEP'e bölün. Bir tane OBEP'e bölün. Ne olursunuz? Bakın çuvalların toplamı, tenekelerin toplamı, kenarların toplamı. Demek ki kenarlar, çuvallar, tenekeler toplanıyor, OBEP'e bölünüyor. Çevre dediğimiz kenarların toplamı, çuvalların toplamı, tenekelerin toplamı arkadaşlar OBEP'e bölünüyor. Buraya kadar bir sıkıntı var mı? Buraya kadar bir sıkıntı var mı? Şimdi bak, bak, bak. Şimdi bana bak sen, bana bak. Oy. Bak. Şimdi sen şimdi bak. Gel buraya. Bak şimdi. Sevgili arkadaşlar, şöyle bir soru gelirse nasıl çözeceğiz? Desem ki 60 ve ne olsun arkadaşlar? 60 ve 72 metre ebatlarındaki bir bahçenin etrafına eşit aralıklarla köşelerine de gelmek şartıyla en az kaç ağaç dikilir? Şimdi arkadaşlar, bakınız. Öncelikle burada korkmayacağımız kelimeleri söyleyeyim. Bir, köşelerine de gelmek şartıyla diyorsa bu zaten olmalı. Bu kelimeler olmazsa o zaman köşelerine gelen o dört köşeye geleni çıkaracaksınız. Benim anlattığım biraz önceki yöntemden, biraz sonra göstereceğim yöntemden. Köşelere de gelmek şartıyla dediğim kısım benim anlattığım olan çevre bölü OBEP'in içerisinde var. Bunun gelmesi korkutmayacak. Bu bir. İkincisi, eşit aralıklarla demiş zaten. Bu sorunun OBEP OKEK olduğunu anladık. Daha sonra bu soru çevreye bir şey dikmekse soru zaten belli oldu. Bu soru çevre ve OBEP sorusuymuş arkadaşlar. Çevre ve OBEP sorusuymuş. Çevre olduğunu nereden anladım arkadaşlar? Etrafına ağaç dikiyorum diyor. Bak, etrafına ağaç dikiyorum diyor. Demek ki bu soru çevre OBEP olmak zorunda. Yöntem nasıldı? Çevre bölü OBEP'ti. Hatırlayın arkadaşlar. Tamam mı? Başlayalım. Çevre dediğimiz şey şöyle bulunmuyor muydu? 2 çarpı 60 artı 72. Geldim bunun OBEP'ini bulmaya. Size bir yöntem göstermişim. Aradaki fark kaç? 12. 12 ile 60'ın OBEP'i kaç? 12. Buraya ne yazıyorum? 12. Doğru mu arkadaşlar? Burasını böldüğüm zaman arkadaşlar 60 ile 72'yi topladım, 132. 12'ye böldüğüm zaman burada 11. 2 kere 11. 22 tane ağaç eşit aralıklarla dizilirmiş. Buraya kadar bir problem yok diye düşünüyorum. Şimdi bunu şekille ispatlamak istiyorum size. Şekille bunu ispatlamak istiyorum. Bakın arkadaşlar. Herkes baksın buraya. Şuraya geldim. Şurası 60, burası 72. Eşit aralıklarla diyor, OBEP olacak çünkü en az ağaç sormuş bana. Buraya 12 bölüyorum. 12, 24, 36, 48, 60. 12, 24, 36, 48, 60. Burayı da 6 parçaya bölmek zorundayım. Onu da 6 parçaya böldüm. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Daha sonra hemen karşısına da onları yapıyorum. Bakın iyi izleyin. Köşelere de getiriyorum.
Bunu da tam karşısına yaptım. Peki, köşelerine de getirdim. Şimdi el birliğiyle sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Al sana 22. Al sana 22. Bakın ne kadar güzel yöntemmiş, doğru mu? 22 tane ağacı tık 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 bulduk. Bu soru eğer ki şöyle gelseydi, bak lütfen bak. Eşit aralıklarla kelimesi yerine, eşit aralıklarla kelimesi yerine, üçer metre aralıklarla deseydi, üçer metre aralıklarla deseydi, deseydi. Lütfen o zaman da şöyle yapacaktınız. OBEP bulmayacaktınız, buraya 3 yazacaktınız. OBEP bulmayacaktınız, o zaman 3 bulacaktınız. Yani şey, verdiği 3'ü koyacaktınız. Çevre bölü OBEP doğru ama bir de soruda verilen eşit aralık kelimesi geçmiyor da üçer metre aralıklarla. O da eşit ama üçer metre. OBEP istemiyor. O zaman biraz daha fazla ağaç araya sığmış oluyor. Bakın üçer metre dersen zaten otomatikman şuraya gözüm şuraya kadar 20 tane bölme çıkıyor. Bir dünya ağaç oluyor arkadaşlar. Ya da 6 metre aralıklara deseydi 2, 60, 72, 6 diyecektim. Bu anlaşıldı mı arkadaşlar? Sevgili arkadaşlar bu anlaşıldı mı? Çevre bölü OBEP. Gözünü seveyim unutma. Çevre bölü OBEP. Ama eşit aralıklara demiyor da 3 metre, 6 metre falan diyorsa OBEP'i bulmayacaksın. Onun verdiğini yazacaksın. Tamam mı? Peki. Şimdi geldim. Deseydi ki başka bir soruda. Bakın iyi izleyin. Başka bir soru geldi. 36, 45, 81 kilogramlık 3 çuval fındık birbirine karıştırılmadan hiç artmayacak şekilde en az kaç eşit poşete ihtiyaç var doldurulur. Bak şimdi burada ne yapıyorsun? Burada yapman gereken şey şu. Bir kere bunun çuval sorusu olduğu belli. Bu soru bir çuval sorusu. Dolayısıyla OBEP sorusudur. Birbirine karıştırılmadan kelimesinden korkmayacağız. Eşit poşetlere zaten doldurulacak. OBEP olduğu belli. En az kaç demiş. Şimdi birbirine karıştırılmadan kelimeleri olmasaydı cevap birdi. Çünkü ben bunun üçünü birden karıştırırım. Düşün ki şu Giresun fındığı, şu Gümüşhane fındığı, şu Ordu fındığı. Birbirine karıştırılır mı hiç? Biri küçük, biri büyük, biri yağlı, biri yağsız neyse işte. Karıştırırsam, kocaman bir çuval edersem bir tane poşete doldurabilirim. Mantıksız geliyor olabilir ama çuvaldan büyük poşetler de vardır. Yapılabilir de. Bir poşetle hallederim ben bu işi. En az demiş zaten bana. Bir poşetle hallederim arkadaşım ben. Mesela en çok niye sormuyor? Niye bu sorunun o kek sorusu yok? En çok kelimesi niye yok? Arkadaşlar bir tane fındığı bir tane poşete koyabileceğim bir sistem de olabilir. Bir fındık bir poşet. Nanoteknolojiyle minnacık bir tane poşet de yapılabilir. Sorulması mantıksız ve saçma, sonsuz gibi cevaplar çıkabilir. Elbette bir sınırı var ama çok büyük cevaplar çıkabilir, kestirilmeyecek. Dolayısıyla buradaki mantığımız şu. En az demiş, artı OBEP olduğu belli, birbirine karıştırılmalı. Şimdi neydi, ne öğretmiştim ben burada yöntem olarak? Çuvalların toplamı bölü OBEP demiştim, hatırlayın. Çuval soruları böyle yapılıyor demiştim. OBEP kardeştir, ranzanın altında yatıyor. Bak ranzanın altında yatıyor hala. Bir tane OBEP koyuyoruz unutmayın. Çuvalları yazıyorum 36, 45 ve 81 diye. Bunu neye böleceğim? OBEP'lerine. OBEP'lerine için size yöntem gösterdim. Aradaki fark 9, aradaki fark 27. 9 ile 36'nın OBEP'i 9'dur. Buraya 9'u yazıyorum. Doğru mu arkadaşlar? Burada ne yapacağım? Toplayıp böleceğim veya kısa yoldan
36'yı 9'a böldüm 4. 45'i 9'a böldüm 5. 81'i 9'a böldüm 9. 4, 5, 9. Aranızdan bazıları bu adam niye üçünü bir ayrı ayrı böldü diyenler olabilir. Fakat o senin dediğin şey 36, 45, 81 çarpım durumunda olup 9'la bölseydim sadece birini bölerdim. Çünkü burada 1 kalıyor. Ama toplama olduğu zaman hepsini ayrı ayrı böleceksiniz. Madem öyle yapıyorsunuz, bunu da böleceksin 4, bunu da böleceksin 5, bunu da böleceksin 9. Bu nereden geliyor? 9 parantezinde 4, 5 artı 9 bölü 9'dan geliyor. 18 tane poşete ihtiyacım varmış baba. 18 tane poşete. Bu soru şöyle de gelebiliyor. Diyor ki, bak sen var ya sen. Diyor ki, en azı söylemiyor uyanık. Diyor ki bir poşetleme miktarı ya da poşetleme masrafı diyor. 75 kuruşsa diyor. Bu sefer bize en az kaç tane demiyor da en az kaç lira para gider diyor. En az kaç lira masraf olur diyor. Ha en az eşit poşet bulmuşum. Ha, en az kaç masraf yani en az masrafım kaç olur? En az masrafım kaç olur? O durumda ne yapacağım? 18'i bulacağım. 75 kuruşla çarpmış olacağım. Doğru mu arkadaşlar? Anlamayan var mı? 18'i 75 kuruşla çarpmış olacağım. Ne yapar arkadaşlar buradan? 13,5 TL masrafım olmuş olur arkadaşlar. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı mı arkadaşlar? Beni kandırmasın. Bunun teneke sorusu da aynı mantıkla çözülüyor. Şimdi tekrar mevzuya devam ediyorum arkadaşlar. Tekrar mevzuya devam ediyorum. Geldim buraya. Dikkat, pür dikkat. Şimdi bir aşağıda alan sorusu var. Alan. Şimdi herkes alanla hacmi bir arada koydum. Her ikisini de şöyle güzelce bir görsün. Alanı da hacmi de bir inceleyin. İkisini de bir inceleyin. Gözlerinizle. Şuraya ben kendim yazayım. Herkes bir tahtayı güzelce bir incelesin. Şimdi anlatıyorum. Şimdi anlatıyorum. İnceledik değil mi arkadaşlar? Bakın sevgili arkadaşlar. Alan ve hacimde alan metrekareydi. Hacim ise metreküp demiştim. Hatırlayın değil mi arkadaşlar? Şimdi alan olunca alan dediğimiz şey A çarpı B'ydi. Doğru mu? Hacim dediğimiz şey de A çarpı B çarpı C'ydi. Bakın alan ve obep sorusuysa, alanla obep sorusuysa aşağıya iki tane obep koyuyorsunuz bu sefer. Bir tane değil. Ama bu soru okek sorusuysa eğer, çünkü bunun okek sorusu var. Okekleri yukarı yazıyorum, alanı aşağı yazıyorum. Burada ise ABC yani hacim olunca 3 tane obep oluyor. Obepler kardeşti, yaramazdı. Ranzanın altında yatar. Ama soru okek sorusuysa okekleri yukarı. Buraya kadar var mı problem? Buraya kadar var mı problem? Bakın obepler aşağıda yatıyor. Bak. Obepler aşağıda yatıyor. Bak sen okeklere yukarıda yatıyor. Görüyor musun? Görüyor musun arkadaşım? Abiler ablalar yukarıda yatar düşerse düşsünler. Kardeşlere yazık aşağıda. Halbuki bu kardeşler bölen, parçalayan, dağıtan yaramaz çocuklar. Ama buna rağmen onları biz aşağıda yatırıyoruz. Yaramazları. Anlaşıldı mı? Şimdi sorularına bakacağım. Anlaşıldı mı? Bana bir cevap verin ya. Öldürdünüz beni. Hızlı hızlı cevap istiyorum ya. Bu nedir? Peki. Bak mesela Ali geçen seneki öğrencilerinden onlar bir yöntem buldular. Artı koyuyorlar. Çok iyi anlamışsa iki artı koyuyor. İyi anlamışsa artı koyuyorlar. Tamam mı? Evet yazmak zorunuza gidiyorsa sizi bizi bilmezler sizi. Şimdi gelelim. Bakın arkadaşlar. Sevgili arkadaşlar. Gelelim. Bir başka soru kalıbına, daha doğrusu alan ve hacime yeni bir ekran paylaşacağım sizlere. Şimdi arkadaşlar,
Bakınız, şöyle bir soru gelirse, dese ki 28, 63 metre ebatlarındaki bir sınıf, nasıl bir sınıfsa herhalde amfi diyelim, bir sınıf ya da bir amfi sınıf eşit kare etüt odalarına bölünecektir. Hiç artmayacak, artmayacak şekilde bölünen amfiden en fazla kaç oda çıkar? Şimdi size bir şey söyleyeceğim. Bakın, çok güzel bir soru. Yani daha doğrusu soruda ben bir şey yaptım, bile bile bir hata yaptım size. Arkadaşlar, böyle bir soru gelirse, şimdi Allah aşkına etüt odalarını istersen büyük yaparsın, istersen küçük yaparsın. En fazla kaç oda çıkar diyorsa minik minik yapmak zorunda kalırsın. Doğru mu? O zaman da o kadar çok, mesela atıyorum şöyle koca bir sınıfım var, tamam mı? Amfim var. Ben şöyle şöyle de yapabilirim, daha küçük de yapabilirim. Bir insanı zor sığacağı etüt odası bile yapabilirim. O yüzden demek ki bu bir bölme sorusu, bu bir parçalama sorusu, bu bir ayırma sorusu, bu soru bir OBEB sorusu, bu soru bir alan sorusu. Bunda OBEB sorusunda en fazla sorulmaz. Ne sorulur arkadaşlar? En az kaç oda? Çünkü bölümleri büyük büyük alman gerekiyor. En az kaç oda çıkar? Sorunun cevabı bu. Şimdi çözmeye başlayacağım. Çözmeye başlayacağım. Bakın, iyi izleyin şimdi. Bu bir soru, alan sorusuydu. Bu bir. Aynı zamanda OBEB sorusuydu. Bu iki. Ne öğretti hocamız bize? A çarpı B, OBEB çarpı OBEB. Bu kadar kolay. Ebatlar 28'e 63, OBEB'i bulacağız şimdi. Hemen gelin beraber bulalım. Aradaki fark kaç arkadaşlar? 28 ile 63'ün arasındaki fark kaç bana söyleyin. 35. 35 ile 28'in OBEB'i kaç? 7. Her iki sayısı da 7'ye bölünebiliyor. Ha diyebilirsin hocam, ben baştan da 7 olduğunu buldum. Olur, fark etmez. Getirdim buraya, 7'yi koydum. Bu sefer bir tanesini böleceksiniz. O da arkadaşlar 63'ü böldüm ya da 28'i bölebilirdim. Doğru mu arkadaşlar? Buraya kadar herhalde bir sıkıntı yok. 9 ile 20 180. 9 kere 8 72. Al sana 252. Arkadaşlar, neyi unuttuk? Bir 7'miz daha var. O 7'yi de buna böldüğümüz zaman, bakayım kim yazdı, dur. Heh, millet uyuya gidiyor. 252 idi arkadaşlar. 7'ye de böldüğümüz zaman 36. Demek ki, yani işin özü şu, 28 ile 63, 7 çarpı 7. Buradan 9, buradan 4, cevabımız 36. Demek ki 36 tane oda, yani etüt odası çıkarmış. En az. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Anlaşıldı mı? Anlaşıldı mı? Şimdi iyi izleyin. Herkes gözünü bir kapatsın. Gözünüzü kapatın. Lütfen kimse bakmasın. Gözünü kapat. Gözünü kapat. Gözünü kapat. Gözünü kapat. Aç gözünü. Güveniyorum size. Arkadaşlar, soru birazcık değişti. Soruyu baştan sona bir okur musunuz yine? Soruyu bir oku. Ne değişti arkadaşlar soruda? Ne değişmiş? Evet, o gitmiş. Ne değişmiş? Yani eşit olayı kalkmış. Artık bu soru OBEB OKEK sorusu değil. Bu soru OBEB OKEK sorusu değil. Bu soru değişti artık. Eşit yoksa bu işin içerisinde, bak, eşit kelimesi yoksa gitti. O zaman ne yapıyorsunuz? İyi izleyin. Eşit değil diyorsa şuraya sığdırırım diye düşünüyorum. Bakın, eşit kelimesi yoksa bu soru sayısal mantık sorusu. OBEB değil.
Şimdi iyi izle. O web sorusu değil. Önce şekille çözüyorum. Şekille çözüyorum. Şuraya bir tane 28, şuraya bir tane 63 getireyim. Şöyle uzatayım biraz daha. Bakın iyi izleyin. Şu 28, bu da 63. Biraz önce sen bunu bölerken şöyle böldün. Bak iyi izle. 28 ile 63 şöyle yaptın. O webleri 7 idi. Şöyle böldüm. Biraz kötü aldama olsun. 7, 14, 21, 28. Burada 63'müş ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Şu kötü oldu. 8, 9. Bakın şimdi arkadaşlar iyi izleyin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 kere 7, 63. 1, 2, 3, 4 tane 7, 28. Şimdi iyi izleyin. Biraz önceki sorunun cevabı 1, 2, 3, 4. 4 tane bu sırada var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane de bu sırada var. 9 kere 4, 36 tane bundan var. Tamam. Cevabımız 36 doğruymuş. Bir de bir şey dikkatimi çekti. Sizin de çekti mi dikkatinizi, bakar mısınız? Buradaki bölme sayısı biraz önce, bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane bölme vardı. Ama ağaç dikilseydi buralara, bakın 10 tane ağaç çıkacaktı. Görüyor musunuz? Tam 10 tane ağaç dikilecekmiş. Bölmenin bir fazlası kadar ağaç var. Bakın burada 4 tane bölme var. Ama o kenarda 5 tane ağaç var. Aklında bulunsun. Şimdi mevzuya tekrar dönelim. 28 ile 63. Artık eşit kare demiyor. Eşit kare demiyorsa iş komple değişti. Şimdi madem 28 ise sen 36 buldun. Hem de en az kelimesine 36'yı buldun. Şimdi ben daha azını bulacağım eşit demediği için. Bak şimdi iyi izle. Şurası arkadaşlar 28, 28, 28 olsun. Tamam mı? Sonra şurası da arkadaşlar yine 28, 28, 28 olsun. 28, 28 daha 56, buraya 7 kaldı. Bak şimdi bismillahirrahmanirrahim. Buraya 7 kaldı. Bak 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 bak, sen bak şuna. Daha sonra burayı da şöyle 4'e bölüyorum. Burası 7. Burası 7. 28'di çünkü. 7, 7. Karşıda 7. Bakmayın dikdörtgen gibi durumda. 7. Şimdi kareleri sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eşit demediği için bunların hepsi farklı bile olsa hepsi kare mi değil mi bana söyleyin. Hepsi kare mi değil mi? Arkadaşlar hepsi kare mi değil mi? Kare değil mi? Kare. Şeklime aldanmayın, kare. Cevabımız neymiş? 6. 36 nere? 6 nere? Peki hocam böyle şekil çizmek zorunda mıyız? Hayır. Kısa yol. Eşit kelimesi geçmiyorsa, kare parçalarla bölünmekten bahsediyorsa 63 sayısını 28'e bölüyorsun. 2 kere var. Kalan 7. Şu 2'yi alıyorsun. Daha sonra şuradaki 28'i buradaki kalana bölüyorsun. 0 olana kadar böyle devam edeceğiz. 28'i 7'ye bölersem tesadüfen hemen 0 geldi. 0 geldikten sonra eğer 0 gelmeseydi şöyle yapacaktım. Bu sefer 7'yi buradaki kalana bölecektim. Böyle devam edecektim. Şuradan 4 çıktı, buradan 2 çıktı. İkisini topluyorum 6. Zaten bu 2 dediğimiz ilk çıkan 2 şurası. İkinci dediğimiz 4 de bu 4 tane olan yerdir. Burası iyice anlaşıldı mı? Burası biraz zordu. İyice anlaşıldı mı? İyice anlaşıldı mı arkadaşlar? Herkes anladı mı? Herkes anladı mı? Peki, süpersiniz. Şimdi arkadaşlar bir de şöyle hemen yapalım. Evet, ders biraz uzadı, farkındayım. Bakın şimdi arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Herkes baksın. Şöyle bir soruda ne yaparız? Herkes pür dikkat dinlesin arkadaşlar. Desem ki 12, 15, 21 metre, 21 metre ya da santim diyelim, durun. Ya da 21 metre ebatlarındaki bir deponun içerisine hiç artmayacak şekilde
En az kaç eşit küp kutu sığdırılır? Küp kutu sığdırılır. Koli ya da küp koli sığdırılır. Tamam mı? Şimdi size bir şey söyleyeceğim. Hala burada gördüğümüz şey şu değil mi arkadaşlar? Hala OBEP'le uğraşıyoruz. Niye mi? Bakın niye izleyin. Şöyle bir depo düşünün. Bu deponun içerisine ben küçük küçük gördüğünüz kolileri koyacağım. Küp kolileri. Üst üste koyacağım bunları. Buraya böyle sığdıracağım arkadaşlar. Bana verilen büyük depoyun içini bölüyor muyum, bölmüyor muyum arkadaşlar? Büyük deponun içini bölüyor muyum, bölmüyor muyum? Söyler misiniz bana? Büyük deponun içini bölüyorum, doğru mu? O zaman bu soru da OBEP sorusudur. Doğru mu arkadaşlar? Aynı zamanda hacim sorusudur. Bu soru OBEP ve hacim sorusuysa A çarpı B çarpı C OBEP çarpı OBEP çarpı OBEP olur. Bakın bu kadar kolay. Dolayısıyla 12, 15 ve 21 yazarım. OBEP'leri ise kaçtır? 3'tür. 3 çarpı 3 çarpı 3 yazarım hacim olduğu için. Buradan 4, buradan 5, buradan 7. Dolayısıyla cevabımız ne oldu? 7 kere 4, 28 kere 5, 140. 140 tane küp koli sığdırabilirmişim buraya. Bunu nereden anladım? Bir depoyu böldüğüm için. Ama aynı soruyu şöyle sorsalardı bana. Bakın iyi izleyin arkadaşlar. Aman iyi izleyin. Bakın burada iş değişiyor. Ne oldu biliyor musunuz? 10, 15 ve 25 ne diyelim santim ebatlarındaki koliler, nasıl kolilerse bunlar, koliler, küçük koliler yani, koliler üst üste yan yana dizilerek bir küp şekil oluşturuluyor. Küp şekil oluşturuluyor. En az oluşturulacak ya da en az kaç koliye ihtiyaç vardır? Evet. Şimdi bana söyler misiniz arkadaşlar? Allah aşkına burada şu anda yapılan şey önce hacim mi değil mi? Bana onu söyleyin. Hacim mi değil mi? Hacim mi burası? Arkadaşlar hacim mi? Hacim. Peki OKEK mi OBEP mi? OKEK mi OBEP mi? OKEK mi OBEP mi? Aynen arkadaşlar OKEK. Çünkü bunlar üst üste yan yana getirerek diziliyor. Bu bir soru OKEK sorusu. OKEK olunca biz ne yapıyorduk? OKEK çarpı OKEK çarpı OKEK bölü A çarpı B çarpı C diyorduk. Hatırlayın, doğru mu arkadaşlar? Buradan da 10 çarpı 15 çarpı 25'in OKEK'ini bulacağız. Ranzanın üstünde aynen öyle, ranzanın üstünde OKEK yatacak. Bunların OKEK'lerini bulmanın yöntemi de şöyle. 25 sayısını katlayacağız. 50. 50 15'in katı değil. Katı olması için 150 olması gerekiyor. 150 hem 25'in katı, hem 15'in katı, hem de 10'un katı. 150 çarpı 150 diyorsunuz. 150'yi 25'e bölersem 6, 15'e bölersem 10. Doğru mu arkadaşlar? Bunu da buna bölersem 15. Buradan tam tamına bana 900 koliye ihtiyaç varmış arkadaşlar. Bazen soruda şöyle söylüyor. Elimizde diyor 700 tane var diyor. Kaç taneye daha ihtiyacımız var diyor. Elimizde 700 tane var diyor. Kaç taneye daha ihtiyacımız var diyor. 900'den 700 çıkardığımız zaman ne yapar arkadaşlar? 200 olarak cevabı ulaşmış oluruz. Anlaşıldı mı? 700 tane elimizde varsa diye. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Peki. Son bir soruda şunu çözelim arkadaşlar. Veya elimizde kaç koli artar da diyebilir. Doğru söylüyorsun. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey de diyebilir. Mesela 36 ve ne diyelim 10 santim ebatlarındaki kağıtlardan
bir harita kağıdı yapılacaktır. Kare, kare bir harita kağıdı yapılacaktır. Yapılacaktır. En az kaç kağıda ihtiyaç var? Bunlar kolay sorular ama pekiştirmek için soruyorum. Kaç kağıda ihtiyaç yazamadık ya. Kaç kağıda ihtiyaç vardır? Arkadaşlar bana söyler misiniz? Allah aşkına bu soru alan sorusu mu? Alan sorusu mu? Alan değil mi? Peki. Bu soru aynı zamanda okek mi, obek mi arkadaşlar? Okek sorusu. Bravo. Peki nasıl yapıyorduk? Okekler yukarı yazılıyordu. 36 ile 10 da aşağı yazılıyordu. Doğru mu arkadaşlar? Doğru mu? Peki. Okekleri kaçtır bunların arkadaşlar? 180. 180'e 180. 36'ya 10. Şuradan 18. Buradan 5. Tam tamına 90 tane kağıda ihtiyaç varmış. Anlaşıldı mı? Hepsinden birer tane örnek çözmüş olduk. Tabii daha çözemediğim soru tipleri var. Bunları da zaten dediğimiz gibi tarama sınavı içerisine koyacağım. Bol bol çözeceğiz arkadaşlar. Bu kekle ilgili pekiştirmemizi yapacağız. Bugünlük dersimiz bu kadar arkadaşlar.